Şiirdir Yaşamak programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bunca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Ve insan nasıl bir kör kuyunun içinde değil mi? Sözleri kifayetsizdir kimi zaman ve çoğu zaman aslında. Ama düşünür insan. Aşık olmayı düşünür, sevmeyi düşünür. Bazense ayrılık düşer ya gönlüne, ayrılığı düşünür. İnsanların içinde bazı duygular vardır. Şöyle ki tarif etmesi inanın çok zor. Bakmak o kadar önemlidir ki. Hani göğe bakma durağı vardı ya, birazdan okuyacağım Turgut Uyar'dan. Bir gün göğe bakarsınız. Milyonlarca yıldız vardır. Sadece bir tanesini seçersiniz ve sizin yıldızınız olur o. Kimseye kaptırmak istemezsiniz. Milyonlarca yıldızın içinde hepsi aynıdır belki de. Ama sizin seçtiğiniz farklıdır işte. Diğerlerine göre daha parlaktır. Diğerlerine göre daha büyüktür. Ve en güzeli odur. Bunu gelin cismaniyete dökelim. Bir insan vardır karşınızda. Görünmeyen bir gamzesi vardır. Ama sadece siz görürsünüz onu. Çünkü size güzeldir. Efendim yine şiirlerle geldim sizlere. Abdurrahim Karakoç'la geldim. Özdemir Asaf'la, Turgut Uyar'la geldim sizlere. Hüseyin Nihal Atsız'la geldim. Yine bir salı günü 4 Eylül TV ekranlarında Bir Şiirdir Yaşamak'la tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim, bizlere ulaşmak isterseniz televizyonunuzun alt kısmında şu anda 4 Eylül TV'yi yaz, mesajınızı yazın, 3969'a gönderin. Mesajları biz okuyoruz ve ayrıca televizyonumuza bağlanmak isterseniz canlı yayınımıza 0346-217-1919 numaralarımızı arayıp bizim gönlümüze, hoş sohbetimize katılabilirsiniz. Dedikten sonra, evet bugün Abdurrahim Karakoç'tan başlayacağız. Geleceğim diyeceğiz Abdurrahim Karakoç'tan. Kübra Ağa istemişti geleceğimi. Bakalım Abdurrahim Karakoç neler söylemiş. Yıllar 20 olsa da 30 olsa da, yollar kar, çamur olsa da, buz olsa da, bedenim yorgun, aç ve susuz olsa da, bir gün yalın ayak, terli gömlekle gelirim, bekle beni. Belki yakında olur, belki de uzak, sırtımda hatıralar, saçlarımda ak. Gün, tarih bilemiyorum ama muhakkak bitmeyen bir azim, sabır ve emekle gelirim, bekle beni. Unutmam mümkün değil, unutursan mı? Gelmez diyen olursa sakın inanma. Umutlarını kaybetme ha zamanla, geç kaldı diyerek gam çekme, gelirim, bekle beni. Sıcak bir yaz akşamında olabilir, sarı bir güz akşamında olabilir, kışın beyaz akşamında olabilir, ellerinde bir top mavi çiçekle gelirim, bekle beni. Cümle köprüleri sel alsa da tek tek, söz vermişim bir kere, engel ne demek? Başı karlı kara dağlardan geçerek, ağzım bir tas su, bir dürüm ekmekle gelirim, bekle beni. Vermesi de kaybolan gençliğimiz, ayıran bir gün kavuşturacak bizi. Ve içimde sevgilerin en temizi, seninle dolu, arı, duru bir yürekle gelirim, bekle beni. Ve bir kez daha Abdurrahim Karakoç'a rahmet olsun. Allah mekanını cennet etsin.
Abdurrahim Karakoç, her programda usanmadan, bıkmadan bahsetmekten bıkmayacağım. Çünkü yeri doldurulamayacak bir şairimizdi. Allah mekanını cennet etsin. Anadolu kokan bu şairimizi Allah mekanını cennet etsin. İnşallah bundan sonra da Abdurrahim Karakoçlar gelir ki, gelsinler ki bizim de gönül dünyamız genişlesin. Efendim, şiir olmak bambaşkadır. Aslında şiir okuyanlar da, şiir yazanlar da biraz akıllı değildir. Bir telefon bağlantımız varmış, ona dönelim o zaman. Alo. Efendim, hayırlı akşamlar. Alo. Hayırlı akşamlar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Kardeşim. Buyur hocam. Abdülvahap Kocaman'ın Adana şairimiz. Evet. Kadirli'de kendisi rahmetli oldu. Onun bir şiirini okuyacağım. Buyurun. İstiklal Harbi şiirini. Buyurun. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı. Kara günler göre göre kurtardık. Unuttun mu emelini atanın? Deden yok mu oğlum senin şehit yatanın? Bütün çevresinde nurlu vatanı. Şehitleri göme kurtardık. Pes demedik devletlerin birine. Nöbet tuttuk subayından erine. Top, tüfek, süngü, mermi yerine yoğdu. Geynanen vura kurtardık. Efendim, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Türk kadını koştu kazma kürekle. Mermi çekti kucağında bebekle. Kara barut ile dolma tüfekle. Topa karşı dura kurtardık. Devletlerle açılmıştı aramız. Dövüşmeden başka yoktu çaremiz. Doktorsuz, ilaçsız, kendi yaramız. Gömlek yırttık, kara kurtardık. Devletler sanmıştı bizleri hasta. Dövüştük, koymadık vatanı yasta. Kars'ta, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da. Nice şehit vere kurtardık. Hele sorun Türklerin aslı nereli? Fatih, Yavuz, Alp aslanlar sıralı. Hedefimiz Akdeniz'dir ileri. Domuzları Akdeniz'e süre kurtardık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet efendim, izleyicimiz bayağı bir celalliydi maşallah diyelim. Evet, biz nerede kalmıştık? Evet, ne dedik biraz önce? Aşktan bahsedecektik. Karakoç'tan bahsettik. Ne demiştik? Bir insanın yüzüne baktığımız zaman göğe bakma durağından bahsettik. Göğe bakma durağını okuyacağız dedik. Bir insanın yüzünde belki gamzesi yoktur fakat sadece siz görürsünüz onu. Yıldızlardan bahsettik. Bakalım göğe bakma durağında nelerden bahsetmişiz? Şimdi şiirlerimiz biraz karıştı. Göğe bakma durağını bulalım. Ardından evet. Turgut Uyar, göğe bakma durağı.
İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var der, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyleyim. Aferin, aferin. Herkes uyusun. İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız bibi ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner, gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü geç. Bir ellerin, bir ellerim. Yeter belleyelim, yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Göğe bakalım. Seni aldım, kendimi ayırdım. Durma, hatırlat. Durma, göğe bakalım. Durma hatırlat, durma göğe bakalım. Turgut Uyar'dan. Evet, Turgut Uyar, Tomris Hanım'la evli ve onun gözlerine bakarak yazmıştır belki bütün şiirlerini. Efendim, şiir yazmak için ne lazımdır derseniz. Çok az bir karanlık lazımdır şiir yazmak için. Şiir okumak için de karanlık lazım ki gördüğünüz gibi stüdyomuz, dekorlarımız biraz karanlık. Arkada biraz kırmızı ışık, böyle loş ışık dedik. Bir de şunu söyleyecektim izleyicimiz aramadan önce. Şiir okuyan insanlar da şiir yazan insanlar pek aklı yerinde değildir ha. Yoksa aklı yerinde olsa kimin derdi neydi ki? Bir şiir yazıp milyonlarca insanı üzmek kimin aklına gelir? Ya da bir şiir okuyup onu dinleyenleri üzmek kimin aklına gelir ki? Kimsenin gelmez değil mi? İşte o yüzden şiir okuyan insanlar da, şiir yazan insanlar da biraz akıllı değildir. Yani bize de akıllı lazım değil, deli lazım. Kimin deli, kimin veli olacağı bilinmez ama ne deliler gördük ki, velilerden daha veli diyelim. Evet, Turgut Uyar demiş ki, seni aldım, kendimi ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Göğe bakalım. Bazen şöyle düşünürsünüz, gece yatağınıza yattığınız zaman aklınızdan bin bir türlü şeyler geçer. Ya bir şey yapmak istemezsiniz değil mi? Ama çıkarsınız şöyle açık havada, balkona çıkarsınız, göğe bakarsınız, sevdikleriniz aklına gelir, kaybettikleriniz aklınıza gelir. Düşündükleriniz vardır, bir çift gamze vardır gözlerinizin önünde, kulaklarınızda, bir çift göz vardır. Saçlarıyla hayaller kurarsınız, gözleriyle hayaller kurarsınız. Ama hepsi karanlıktır. İşte hayal kurmak budur. Hayal kurmak bedava. Asıl karanlıkta hayallerinizle o karanlığı beyazlatabiliyorsanız, emin olun üstün olan gerçekten sizsinizdir. Çünkü karanlığın içine renk ekmek çok az insanın yapabileceği bir şeydir. Hani karikatürler vardır. İki tane hapishaneye düşmüş adam vardır. Biri duvara güzel yeşillikler çizer, kapılar çizer, kuşlar, böcekler çizer. Onu düşünür, onunla hayal eder. Fakat bazı insanlar vardır ki kapkaranlıktır. Oranın nasıl bir yer olduğunu bilmezler.
Bazı insanlar vardır ki hapishaneleri Mektebi Yusufiye'ye çevirsin. Bunların hayat hikayelerini çok gördük biz. O yüzden kendimizi bilmek lazım. Karanlıklara girmek lazım. Doğan güneş olmak lazım karanlıklara. O yüzden kendimizi biraz bilelim. Evet, şimdi ne okuyalım? Geleceğim okuduk. Göğe bakma durağı okuduk. Ve ben kitaplarımı göstermek istiyorum efendim. Abdurrahim Karakoç. Sayın yönetmenimden rica edersek şu kitabı bir gösterelim. Abdurrahim Karakoç'tan efendim. Kitabımızın adı Vur Emri. Burada çok güzel şiirler vardır. Fakat biraz daha vatana, millete yazılmış şiirler vardır. Vatan aşkıyla, millet aşkıyla ve taşlamalar vardır. Abdurrahim Karakoç'un hicivleri, taşlamaları çok 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 ünlüdür. Ve taşlamalar yazan kısımda şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki, bu şehre bakan gözlerim, bu şehir aslı gibidir. Dokunsa da zülüf yare, bu şiir aslı gibidir. Efendim, cümleye çok dikkat edin. Bu şehir bakan gözlerim, bu şehre bakan gözlerim, bu şehir aslı gibidir. Dokunsa da zülfü yare, bir şiir aslı gibidir. İşte şiir budur. Ve hicivlerinden bir parça söylemek istiyorum. Mesela Kime Kardeş Deyim diye bir şiiri vardı Abdurrahim Karakoç'un. Diyor ki, yalan dolanıyla garip köylü mü, aldatıp soyana kardeş mi diyeyim? Allah'ın emrine isyan edip de şeytana uyana kardeş mi diyeyim? Bacısız kardeşsiz kalsam da garip, sahtekara kardeş olamam varıp, camide ön safa karargah kurup, kul hakkı yiyene kardeş mi diyeyim? Dinime taş atan, dinime taş atan dini güdüye, ırkıma küfreden iğrenç düdüye, davasız, gayesiz, şu pis hödüye, şu sözden cayana kardeş mi diyeyim? Olmalı kardeşlik lale gibi, gül gibi, Resul-i Zişan'la Cebrail gibi, bizi bize düşman edip el gibi bu hale koyana kardeş mi diyeyim? Ve içinden özellikle şu kıta çok hoşuma gider. Dinime taş atan dini güdüye, ırkıma küfreden iğrenç düdüye, davasız, gayesiz şu pis hödüye, şu sözden cayana kardeş mi diyeyim? Abdurrahim Karakoç işte bu. Ve şairlerimiz biter mi? Bitmez tabii ki. Özdemir Asaf. 9'a kadar 10 diye bir kitap adı var. 9'a kadar 10. Özdemir Asaf genellikle kısa yazılar yazar. Betimlemeler yapar. Ve kitabın arka kapağında da şunu söyler. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa zaten yalnızlık olmaz. Demiş. Tabii bitmedi. Ve Göğe Bakalım'ın sahibi Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın çok çok Göğe Bakalım'dan çok 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 üstün şiirleri de var. Onları da zamanı gelince okuyacağız. Ve tabii Güldeste 2009 yılında çıkmış Sivaslı Şairler Antolojisi Güldeste. Burada Sivas'ımızın çok iyi, çok güzel şairleri var. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Hani sadece bir şaire, bir yazara kalıp da işte şu şucudur, bu bucudur demeye gerek yok. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Ve Gül Şiirleri Antolojisi var burada. Güller için yazılmış şiirlerimiz var. Dedikten sonra mesajlarınıza gelin bir göz atalım. Ardından şiirlerimizi okumaya devam edeceğiz. Evet, mesajları açmamız biraz sıkıntı oluyor. Halil Furkan Gülter kardeşim geçen gün bir şiir istemişti. Ne dinleyeyim abi demişti. Dedim Gülce'yi dinle. Abi onu hep dinliyoruz. Başka bir şiir söyle. Hangisini söylemiştim? Şu an aklıma gelmedi. Acemi Dudaklı Yar demiştim. Acemi Dudaklı Yar. Nizar Kapani. Çok özel, çok güzel bir şiiridir. Kesinlikle dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Merhabalar Aziz Bey, yine bugün güler yüzle çıktınız. Gönlümüzü şiirlerle doldurdunuz, size çok teşekkür ediyorum demiş. Kendisine de çok teşekkür ederiz Merve Türkmen hanımefendiye. Merve Tufan hanımefendi de dün programımız var mı demişti, programımız da var. Kübra A hanımefendi özellikle geleceğim şiirini istemişti, onu da okuduk. Ardından bakalım,
başka ne şiirler okuyabiliriz? Necip Fazıl Kısakürek, unutmamamız gereken bir şairimiz, üstadımız, aynalar diyelim. Aynalar, bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmuz anda karşıma, başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza, benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgeme. Nur topu günlerimin kanına girdin, kutsi emaneti yedin, bitirdin. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsin irade. Günah günah, hasat yerinde demet, merhamet suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, gözyaşı döksem Nuh tufanına denk. Çıkamam, çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, gelemem, aynalar yolumu kesti. Efendim, Abdurrahim Karakoç dedikten sonra dilime pelesenk olmuş ya, Necip Fazıl Kısakürek'in bütün şiirlerinde farklı bir ahenk vardır. Ve Necip Fazıl Kısakürek çok derinden yazar. Hani bazı şairlerimiz vardır, şiirlerini okurken hemen anlarız. İşte bunu söylüyor deriz. Fakat Necip Fazıl'ı anlamak biraz zordur. Mesela kitap okuyan insanlara kitabı tavsiye ederken farklı şairlerden başlaması tavsiye edilir. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek'in içine girdiğiniz zaman içinden çıkamayacak bir yere doğru sürüklenirsiniz. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek'in hayatı bambaşka bir hayattır. Necip Fazıl Kısakürek, üstad diye takdir edeyim onu. Üstad, bir gün Paris'e çağırırlar ve Paris'e giderken en iyi yerden, trenden bilet alırlar. Hani loca gibi bir yerler var diye trenlerde binenler bilir. Oradan bilet alırlar. Ve o zamanlar Necip Fazıl'ın kumar oynama hastalığı var, alışkanlığı var. Kumar oynar. Gider en kötü yerden biletini alır, en iyi yerden bileti de bozdurur, o parayla da kumar oynar. Ve şunu, daha sonrasında şöyle bir durum olur. Abdülhakim Arvasi Hazretleriyle, bir Allah dostuyla karşı karşıya gelir ve hayatı bambaşka bir yere gitmeye başlar. Hani öyle insanlar vardır ki karşınıza çıktığı zaman geri dönüşü olmaz bunun. Onunla beraber yol yürümeye başlarsınız. Ve üstada şunu derler. Senin geçmişin kötüydü. Sen şöyle bir insandın. Sen böyle bir insandın. Vay efendim sen çok çirkinsin. Vay efendim sen çok kötüsün. Şöyledir böyledir. Ve şunu söyler. Çok ünlü bir laftır. Hepiniz belki bileceksiniz. Ben geçmişimi çöplüğe attım. Ve çöplüğü sadece köpekler karıştırır. Tabii Necip Fazıl'ın, üstadın sözleri biter mi? Bitmez. Mesela üstad çok sigara içermiş. Bir öğrencisi geliyor ki ya üstadım, rüyamda bütün cümle varlıklar Allah'a secde ediyordu fakat sadece tütün etmiyordu. Ne yapalım? Şunu söyler daha sonrasında üstad. Getirin o kafiri, yakalım. Ve neden çok sigara içiyorsunuz dedikleri zaman da şunu söyler. Benim için yanan sadece o var der. O yüzden sigara içerim der. Ve şimdi o mevzuya fazla girmek istemiyorum ama şairin altıncı parmağıdır tütün diyelim. Bazen karanlığı boğmak için lazım olur. Evet, neler okuyalım. Bakıyoruz şöyle. C.
Cemal Safi. Ne zamandır okumuyorduk? Cemal Safi okuyalım. Ah şu şairliğim diyelim Cemal Safi'den. Fon müziğinin biraz sesini açabilirsek. Ah şu şairliğim yazıyor orada. Yazmıyor mu? Geri gelen mektubu açın. Onu da okuyacağım birazdan. Aynı fon müziğiyle okuyalım. Biraz sesini açabilirsek. Elimle kuyumu kazdırdı bana. Ah şu şairliğim. Olmaz olaydı. Aklına eseni yazdırdı bana. Bütün sırlarımı aleme yaydı. Ah şu şairliğim. Olmaz olaydı. Ona her gün güzel, her hava hoştu. Sevgisiz hayatın manası boştu. Gördüğü kısrağın peşinden koştu. Uslanmak bilmeyen bir deli taydı. Ah şu şairliğim. Olmaz olaydı. Evimden barkımdan çözdürdü beni. İşimden gücümden bezdirdi beni. Bulutlar üstünde gezdirdi beni. Bastığın yıldızlar hüsrana kaydı. Ah şu şairliğim. Olmaz olaydı. Ak yazımı bahtı siyah eyledi. Gençliğime yazık, günah eyledi. Nerede akşam, orada sabah eyledi. Serseri hayatım marifet saydı. Ah şu şairliğim. Olmaz olaydı. Alnım da açıktı, yüzüm de aktı. Kimseye verecek hesabım yoktu. Günah kervanımı pazara çekti. Yükümde ne varsa hepsi saydı. Ah şu şairliğim olmaz olaydı. Hayal aleminde gezmem dese de, seni bundan böyle üzmem dese de, bu gece tek gece yazmam dese de, sabaha çıkmadan sözünden caydı. Ah şu şairliğim olmaz olaydı. Bu gece tek hece yazmam dese de, sabaha çıkmadan sözünden caydı. Ah şu şairliğim olmaz olaydı. Üstad, tek hece şiirinden bildiğimiz üstad. Ah şu şairliğim olmaz olaydı demiş. Evet, ben bazen cümleler yazarım, böyle aklıma gelir. İşte göğe bakalım dedik ya. Göğe bakarak bir şeyler karalarım. Bir çift gamzeye bir şeyler yazarım. Daha sonra derim ki yahu bunları ben mi yazdım? İşte bazen şu oluyor demek ki. Yazan değil de yazdıran mı önemli? Sayın yönetmenim, reklama mı gireceğiz? Bir dakikamız varmış. O zaman bir dakikamızda yazdıran önemli dedik. İnsanlar şiir yazmaya gerçekten çok meraklıdır. Bir şairimiz şiirin tarifini yazıyor. Ama gelin reklamlardan sonra şairimiz şiirin tarifini nasıl yapmış, ne güzelliklerle anlatmış. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra bakalım şiirin tarifi neymiş, görelim. 4 Eylül TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bulca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Dört Eylül TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bulca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han.
Efendim, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şiir nedir demiştik değil mi? Yazarın biri anlatıyor ki, şairin biri. Bir gece kalkarsınız, içinizden bir şeyler yazma isteği doğar. Kağıdı kalemi elinize alırsınız, koyarsınız, tam bir şeyler yazmaya başlarsınız. Aklınızdan uçup gider bütün yazdıklarınız. İşte yazıp yazamadıklarınız gerçek şiirdir. İşte şiir onlardır. Ben de diyorum ki yazdıklarınız vardır. Hani aklınızdan ne kadar uçup gitse de bir şeyler yazarsınız illa ki, kararlarsınız. Bu sizin hayatınızın özetidir. Aklınızdan uçup gidenlerse gerçek şiirdir. Şiirin kime yazdığı önemli değildir aslında. Şiir bazen Ayten olur, Züleyha olur. Hani şiirler okuyoruz ya. Ayşe olur, Fatma olur, işte ne bileyim Gökçe olur. Ayten olur, Aysel olur. Yani her türlü şiir yazabilirsiniz. Her türlü isme şiir yazabilirsiniz. Ama şimdi Sayın Doğan diyor ki, neden diyor hep kadın oluyor diyor. Ya aslında biz erkekler biraz daha mı duygusalız ne Doğan'ım? O yüzden olmasın o. Bilmiyorum ki. Sen çıtayı yükselte yükselte zaten şimdi konuşmayalım bunları Doğan. Şiire ihtiyacın yok, evet. Olduğu zaman ben sana sorarım ama. Neyse efendim. O iş sende, tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Bak şimdi ne söyleyeceklerimi unutturdun da. Şiir kimin gönlüne düşmüşse, isimler kimin gönlüne düşmüşse asıl sevda ona yazılmıştır. Asıl sevda odur diyelim. Ve tamam, biz sevdalarımızdan bahsettik ama bazı başka sevdalarımız da vardır. Vatan gibi mesela. O zaman Hüseyin Nihal Atsız'dan kahramanlık diyelim mi? Orada bir müziği, fon müziği söylemiştim, onu açabilirsek. Tamam. Ve bu şiirde Ege Üniversitesi'nde şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na gelsin diyelim. Kahramanlık, Hüseyin Nihal Atsız. Fon bozuk mu çıktı? O zaman şöyle yapalım, bu şiiri kesin okuyacağız. Bu şiiri birazdan okuyalım. Şimdi farklı bir şiir okuyalım. Ama unutmayacağız. Bakın şimdi ben burada bayağı karıştırdık yine ortalığı. Ah Doğan, ah. Karanlık diyelim o zaman. Biraz hani karanlıktan bahsediyorduk ya, biraz da karanlık diyelim. Sonsuz karanlık. Eyvallah. Başın döner, gözlerin kararır ve bilincini yitirirsin. Sonrası sonsuz karanlık. İşler bir kere kötüye gitmeye başladı mı, durduramazsın. Ardı arkası kesilmez, dibe battıkça batarsın. Bir noktadan sonra her şeyin normale dönmesi için değildi. İşte işlerin bundan daha kötüye gitmemesi için dua edersin. Bir çare, bir çıkış yolu ararsın kendine. Ama tüm aramalar boşunadır. Ne sesini duyan biri vardır etrafında, ne de çaresizliğini gören. Tek başınasındır bu hayatta. Aldığın hiçbir karar tatmin etmez. Seçtiğin tüm yollar çıkmaz sokaklara götürür seni. Hikayenin bittiğini düşünürsün. Sonra nefes aldığını fark edersin. Ve aldığın her nefes seni hayatta tutan bir umuda dönüştürür. Her kaybedişte yeniden başlarsın. Daha güçlenerek başlarsın. Ve daha da hızlanarak dibe batarsın. En dibe batarsın. Başın döner, gözlerin kararır ve bilincini yitirirsin. Sonrası. Sonrası mı? Sonrası. Sonsuz kalır.
Sonrası mı sonsuz karanlık? Efendim, gelen mesajlara bir göz atalım. Ardından devam edeceğiz. Evet, mesajlarımızı açmakta sıkıntı oluyor biraz. Evet, kahramanlık şiirini de Dilek Nur Yüksel Türk istemişti. Oo, yine bir öyle bir espri yapmış ki efendim. Bu espriyi size okumak istemiyorum. Bu espriyi okuyup da sizin moralinizi bozmak istemiyorum. Evet. Birazdan geleceğiz. Kahramanlık fon müziği hazırmış sanırım. Evet, şimdi alabiliriz. Efendim, kahramanlık bu değildi Doğan'ım da, neyse. Önceki mi? Tamam, öncekinden okuyalım o zaman. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünüp boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha, bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Atsız, sansız olsa da en büyük kahramanlık, göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerektir. Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Ve efendim, bugün bu şiiri yazan şairin Hüseyin Nihal Atsız'ın doğumunun 111. yılı, ruhu şad olsun diyelim Hüseyin Nihal Atsız'ın. Evet, kahramanlık atılıp bir daha dönmemektir. Ve öyle yiğitler çıktı ki atıldılar, şehadete ulaştılar, bir daha geri dönmediler. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Böyle de bitmeyecektir. İlla ki bitmeyecektir. Ne olursa olsun bitmeyecek bunlar. Ve evet, karanlığımızı okuduk, Cemal Safi'mizi okuduk. Hüseyin Nihal Atsız'dan birazdan geri gelen mektubu okuyacağız. Ve önceki haftalarda bir izleyicimiz sürekli bir şiir istiyordu, okuyamamıştık. Sürgün ülkelerden başkentler başkentine diyeceğiz. Hatta şimdi onu diyelim, ardından devam edelim. Sürgün ülkelerden başkentler başkentine. Fakat şöyle söyleyeyim, bu şiirin bir kısmını okuyacağım. Çünkü çok 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 uzun bir şiir. Bir kısmını okuyalım. Tamamını okusak çok uzun bir süre. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğimi. Ah, uzatma sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği,
kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlıklardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsümde sürgünün gereğini çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Evet sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'tan Allah razı olsun. Evet efendim, Sezai Karakoç çok değerli bir şairimiz, çok değerli bir yazarımız vardır. Efendim, sayın yönetmenim, kulağımda bir cızırtı var. Onu size zahmet bir alabilirsek. Çok teşekkür ederim. Gelen mesajlara biraz göz atalım. Bakalım neler söylenmiş. Şiirlerimiz için. Mesajların akıtılması biraz geç kalıyor, kusura bakmayın. Geçen haftaki programımızdan bazı yine gelen mesajlar var. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum attıkları mesajlar için. Abi yüreğine sağlık, çok güzel okuyorsun şiirleri. Çok teşekkür ederim demiş. Efendim ben de çok teşekkür ederim. Yusuf Özdemir kardeşim de geçen hafta Abdurrahim Karakoç'u rahmetle yad ediyorum demişti. Yüreğine sağlık onun da. İbrahim Halil Sayan da geçen hafta bizi izlemiş, YouTube'dan izlemiş yine programımızı. Şimdi de izliyormuş. Kendisine de selam olsun. Ve evet, şiirlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Acaba kaç dakikamız var? 4 dakikamız varmış. Evet, şiirleri sığdırabiliriz. Başka türlü geç diyelim. Özledim. Şiirin adı Özledim. Fon müziği yazıyor orada. Fon müziğinin sesini biraz açabilir miyim? Ben duymuyorum. Evet. Biraz sessiz. Yani fazla sessiz burası. Ve sanki fırtına kopacakmış da öncesi gibi sessiz yani. Ben değiştim biliyorum. Sanki başka bir adammışım gibi geliyor bazen bana. Ama beni böyle de sev istiyorum. Biraz bencilce biliyorum ama ne yapayım? Ben hala seni çok seviyorum. Bozulan şeyleri böyle düzeltmek değil de her şeye yeniden başlamak istiyorum. Yine o aynı heyecanı, ne yapacağını bilmeme telaşını istiyorum. Ben hala senin gözlerine bakarken konuşamıyorum. Bir sürü, bir sürü, bir sürü şeyler söylemek geliyor içimden. Ondan sonra hepsini birbirine karıştırıyorum. İşte bu yüzden
sürekli saçmalıyorum. Sensiz öyle dağıldım ki toparlayamıyorum. Bu fırtına kopuş da alabora olmuş gibi. Çok konuştum. Kusura bakma. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Seni almaya geliyorum. Nasıl özlediğimi, nasıl özlediğimi anlatamam başka türlü. Seni almaya geliyorum. Nasıl özlediğimi anlatamam başka türlü. Evet efendim. Nasıl özlediğimi anlatamam çünkü başka türlü. Şimdi öyle durumlar vardır ki telefonda konuşursunuz, mesajlaşırsınız. Bir türlü farklı farklı mesajlar yazarsınız. Ama bir türlü içinizden ne geliyorsa onu açıklayamazsınız. Hani yüz yüze konuşmak denen bir tabir vardı ya. İşte o gerçekten çok gerekli. İnsanlar yüz yüze konuşması gerekiyor. Bir kahve içimi, bir çay içimi. İnanın o zaman insan içindeki olanları, özlemini de, sevdasını da o şekilde anlatabiliyor. Başka türlüsü inanın geç oluyor. Ve şunu söylüyordu, biraz bencilce biliyorum ama ne yapayım, ben seni çok seviyorum diyordu şairimiz. Bunlar güzel şiirler efendim, şiir gerçekten güzel şey. Gelin şiir nasıl güzelmiş, reklamlardan sonra anlatalım diyeceğim. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Kusura bakma sen yönetmenim, belki biraz sürenden yiyeceğim ama bozulan şeyleri düzeltmek de değildi diyor. Her şeye yeniden başlamak gerekiyor. Hayatınızda hayal kırıklıklar olmuş olabilir. İstediğiniz şeyler olmamış olabilir. Ya da siz fazla zaman harcamamış olabilirsiniz. Ama gelin şiir nasıl güzel olur? Reklamlardan sonra izleyelim. 4.50 TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım. Ve bunca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Dördeli TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım. Ve bunca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han. Efendim, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şiir neden güzel dedik değil mi? Şiir neden güzel? Efendim, alalım bir fon müziğim vardı orada doğaçlama yazıyordu. Onu alalım. Bakalım neden güzelmiş şiir. Ben de bilmiyorum. Şimdi içimden neler geçecek kim bilir. Evet, fon müziğini alalım. Biraz da ses verirseniz duymuyorum. Evet efendim. Şiirler dedik ya. Şiirleri de bitirmişiz bugün yine. Bazı anlar vardır insanların hayatında. Şiir gibi bir ömür geçer belki de onunla. Ama insanlar vardır ki bunun bazen ya kıymetini anlamazlar ya değerini bilmezler. Elinin tersiyle atar bir köşeye. Pişmanlıklar vardır bazen hayatımızda. Her şeyi yaparsınız. Kavgalardan çıkarsınız. Ölümlerden dönersiniz. Ama pişmanlıklar gözünüzün önüne geldiği zaman tamamen yok olursunuz. Keşke yapsaydım dersiniz. İşte bunları dememek için diyorum ki ben, gelin şiirlerden biraz bir şeyler öğrenelim. İnsana emin olun, en iyi şey öğreten, bir şeyler tarif eden, hayatın ne kadar güzel olduğunu, bazı anların ne kadar kötü olduğunu, hayattaki yorgunlukları, yorulmuşlukları, ezilmişlikleri, bükülmüşlükleri en iyi anlatan şiirdir. Biz belki
Göğe bakma durağında bekleyeceğiz kimi zaman. Göğe bakma durağında beklediğimiz zaman onu bekleyeceğiz. Gelsin. Gelsin ki ona şiirler yazayım diyecek insan. Ve biraz önce bakmak dedik ya hani. İnsan bir çift gamzeye, kimsenin görmediği gamzeye şiir yazar. Kimseler görmez onun. Gamzesi varmış demez. Ama gören vardır, gören göz vardır, bakan göz vardır. İşte o insanlar anlar bir çift gamzenin ne olduğunu. İnsanlar bazen bazı şeyleri söyleyemez. Gururuna yediremez diyelim buna biz. Ama bazı şeylerin içine gurur girdiği zaman da telafisi olmayacak sonuçlar doğurur. Ne sevdiği belli olur, ne sevildiği belli olur. Bunun için bazı şeyler için gururu bir kenara bırakmak lazım değil mi? Diyelim ki gururu bir kenara bırakmadık. Hayatımız boyunca çekeceğimiz pişmanlıkları ne yapalım biz? Hiçbir şey yapamayız, emin olun. Bir şarkı dinlemiştim. Turan Gözlü Sevdiğim diye. Ozan Arif Atılgan'ın. Ritimleri o kadar hoşuma gider ki. Turan Gözlü Sevdiğim. Açın dinleyin. İnsanlar vardır. Mesela şiir yazan insanlara hani biraz aklı yerinde yoktur dedik ya. Geçen gün dosyalarımı karıştırıyordum. Eski yazdığım şiirleri karıştırıyordum. Bir şey buldum. Doğmamış kızıma diye. Bir baktım ki daha doğmamış kızıma mektup yazmışım. Saçlarını tarif etmişim, gözlerini tarif etmişim. Hani doğmamış çocuğa don biçmek denir ya. Aynen ben de onu yapmışım. Efendim gelin şiirler yazalım. Gelin sevdiklerimize sevdiğimizi söyleyelim. Gören göz olmasını istediklerimize zamanını kaybetmeden bir şeyler söyleyelim. Sonrası geç diyorum ya, inanın çok geç. Gelin bu akşam bir şeyler yapalım. Hep birlikte bir şeyler yapalım bu akşam. Hayatımızda olmasını istediğimiz insanlar varsa bunu ona söyleyelim. Seviyorsak sevdiğimize söyleyelim. Annenize babanıza gittiğiniz zaman ona sevdiğinizi söyleyin. Eşinize yatmadan önce sevdiğinizi söyleyin. Çocuklarınızın üstünü örterken gelin onları sevdiğinizi söyleyelim. Ve bu akşam biraz sevelim. Birazcık sevelim. Çünkü telafisi olmayacak bazı şeylerin zamanı geldiğinde. Bir söz okumuştum, şunu diyordu. Annenizi babanızı çokça sevin, çokça öpün. Eğer öpmezseniz, sevmezsiniz, toprağa girdiği zaman kıymetini anlarsınız da toprağını öpmek zorunda kalırsınız. Bunun zorunluluğunu yaşamayın efendim. Evet, bu akşam gelin hep birlikte sevdiğimize söyleyelim. İnsanları ayrıştırmayalım. İnanın birbirimizi sevelim. Kelimeler uzadıkça insanın ömrü de kısalıyor, emin olun. Bugün de bunlar çıktı diyelim. Bakalım bir çift gamze uğruna Hüseyin Halatsız ne şiir yazmış? Gelin o şiiri okuyalım. Geri gelen mektup diyelim. Fon müziğini yazmıştım ben orada. Evet. Ruhum mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarından, yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki
kül ettin beni ummaz yakışınla. Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince. Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçadır sen de ilahım. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Sana hasret ey 20 yılın taze baharı. Baslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez gönlün tapmanın aşkın sesidir bu. Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekmek uğrunda ölmek de kolay olaydı. Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil. İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırretmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün melekleri kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir. Gözle görünmez bu güzellik. Kalbin işidir. Gözle görünmez bu güzellik. Evet, tekrar atsız ata Hüseyin Nihal Atsız'ı buradan yad edelim. Bugün doğumunun 111. yıl dönümü. Evet, şiirlerimizi yavaş yavaş bitiriyoruz. Fakat ben Turgut Uyar'dan bir şeyler daha okumak istiyorum. Ama gelin isterseniz gönderdiğiniz mesajlara biraz bakalım, ardından okuyalım. Evet, Dilek Hanım tekrar bir espri yapmış. Bu espriyi yine size açıklamayacağım. Çünkü biraz önce dediğim gibi moralinizin bozulmasını istemiyorum. Biraz önceki esprisinde her hafta yaptığı espriyi tekrar yaptı. Yine diyor ki Hatay neden kendini de aramıyorsun? Çünkü Hatay Akdeniz'de diye öyle iğrenç bir espri yaptı ki söylemek istemiyorum. Aman ha. Mesajlarımızın açılmasında biraz güçlük çekiyoruz. Evet, geçen hafta Cemil Çoker de bizleri izlemiş. Ona da selam olsun. Binnaz Seloğlu, Halime Kuşoğlu, Deniz Akdemir, Hasan Yasin Ünlü, Mahmut Çiçek ve benim çok sevdiğim kardeşim Hulusi Karahan da buradan kendisine de selam olsun. Hacı Mehmet Salih kardeşim, bugün babasının doğum günüydü. Ahmet amcamın buradan doğum günü de kutlu olsun. Soyu soylansın, boyu boylansın inşallah. Kızıyla yurt kurmak nasip olur, oğluyla orada olmak nasip olur inşallah. Ve şimdi diyelim ki, biraz önce Abdurrahim Karakoç'u okuduk. Şimdi Bahattin Karakoç, ağabeyinden dinleyelim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman demiş. Bakalım neler söylemiş bizlere. Dilimde sabah keyfiyle yine bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek
açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çiviledikleri yerden çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum sana, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kurşunum sırmalı kesende, gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırır beni sana, geleceğim diyorum. Takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanıma başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte bak, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki elif, ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan, kalbime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana, ben sana çiçeklerle geleceğim, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Çiçeklerle geleceğim sana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman demiş. Ne güzel de demiş değil mi? Efendim Bahattin Karakoç da biraz rahatsızmış. Buradan acil şifalar diyelim üstada, büyük üstada. Abdurrahim Karakoç'la beraber inanın çok güzel şiirler yazdı. Kendisi der ki bir tık öndeydi Abdurrahim benden. Ve Abdurrahim Karakoç'un kızı Mihriban. Hani o türkülere eş olan Mihriban var ya, kimilerinin sahiplendiği Mihriban, kızı diyor ki babam ölmeden önce bütün kitaplarını tek tek okudu. Demek ki diyor kitaplarıyla vedalaşmış babam. İşte öyle güzel bir insan. Biraz önce bir şiir ayırmıştım burada. Onu bulmaya çalışıyorum aslında. Bu kitapları da bana Erdoğan kardeşim hediye etti. Kendisine de buradan çok çok selam olsun. Evet, Durmuş Süt Mavi Gecesine diye bir şiirimiz var. Birazdan onu okuyacağım. Islaktı tütünlere sülünler. Bunu da zamanımız kalırsa okumaya çalışacağım. Ve şimdi hızla gelişecek kalbimiz diyeceğim. Biraz uzun bir şiir bu da. Ama dediğim gibi onundan kesip okumam lazım. Çünkü zamanımız yetmeyecek. Oradan bir fon müziği alabilir miyim? Herhangi bir fon müziği. Biraz önce hangi şiirle okumuştum onu alayım ben isterseniz. Özledim. Özledim'in fon müziğini alayım ben. Ve Doğan kardeşim senden de bir şey rica ediyorum. Programın sonunda Leyla vardı ya bizim bir türkümüz. Hu Leyla. Aynen öyle. Onu istiyorum senden. Hızla gelişecek kalbimiz. Kalbimiz hızla.
sürgünlerin umutsuzluğunda. Kırık kalpler, yaralılar, onulmazlar. Farksız çarpanların umutsuzluğunda ve köprü başlarının umudunda. Sular bitse bile çiçekler atılırken oralara. Temiz bir ilişkimin bulutsuzluğunda ve eski dağlarda, eski dağlarda kış. Kovalarken ülkesini hızla gelişecek kalbimiz. Ellerimiz ayaklarımız arasında ve kimsenin bölemediği şarkıyı, güllerin, buğdayların ve acının şarkısını bir haziran uygulayacak sesimize. Sütçünün sesiyle birlikte, şoförün sesiyle birlikte, erkenci işçilerin sesiyle birlikte, sabaha başlamış sarhoşların sesiyle birlikte, yaman sarhoşların sesiyle birlikte ve yeni uyanmışların ve yeni doğmuşların ve herkesin ve herkesin sesleriyle birlikte bir haziran uygulayacak. Kimseye bölünmeyecek kalbimiz, hızla gelişecek. Bütün baş eğmelere ve bütün kötü kış akşamlarına karşı, ama dönerlerin, uskurların, tornaların durduğu bir zamanda, nalçalı postallara, bozkırlara, sargı bezlerine ve yaşamaya doğru hızla gelişecek kalbimiz. Sonsuz anısına büyük hayatın, kızacık sanılan büyük hayatın, hızla gelişecek kalbimiz. Kalbimiz yenileyecek sonsuzluğu ve hızla gelişecek kalbimiz. Hızla gelişecek kalbimiz. Evet, hızla gelişecek kalbimiz. Turgut Uyar'dan dinledik. Bir mesajımız var, yine onu okuyalım. Merhaba, sıradaki şiiri şiir dostlarına gelsin demiş. Kendisine teşekkür ederiz. Esra Öztürk hanımefendi yazmış. Evet, evet efendim, mesajlarınızı 4 Eylül TV yazıp mesajınızı yazın. 3969'a gönderin veya da Facebook üzerinden Bir Şiirdir Yaşamak 4 Eylül TV'de atarsanız seviniriz. Buradan okumaya gayret ediyoruz yazdığınız mesajları. Bu şekilde zamanımızı geçiriyoruz ve programımızın sonuna geldik. Sonuna gelirken programımızın, ben yine söylediklerimizi sizlere yenilemek istiyorum. Efendim, bugün gelin unutmayın, sevdiklerinizi unutmayın, sevdiğinizi söyleyin demiştim. Yusuf Özdemir yine bir mesajında şunu söylemiş. Abdurrahim Karakoç'tan İncitme şiirini okur musun? Reisin ruhu şad olsun, aileme ve ulaşlara gelsin demiş. Şu an o şiiri çıkarmadık ama İncitme haftaya sözümüz olsun dedikten sonra aynaları okuduk biraz önce, aynalar şiirini. Tamam, sayın yönetmenim, Doğan Güneş'im, lütfen. Evet, Leyla'yı dinleyelim mi sayın Doğan'ım? Evet, şimdi efendim, programın yine sonuna geldik. Şimdi Hu Leyla diye bir şarkımız vardı. Ben bu şarkıyı çok severim. Dinleyelim dağ başında. Ne söyler şu Leyla Leyla dedik. Diyeceğiz daha doğrusu. Efendim, bugün yine programımızın vadesini doldurduk. Programımıza katılanlar, mesaj atanlardan Allah razı olsun, var olsunlar. Mesajını okuyamadıklarım da vardı. Onlar da kusura bakmasınlar. Onur ağabeyim bugün yolların sonu şiirini istemişti. Okuyamadım, kusura bakmasın. Haftaya inşallah okuyacağım. Ama yolların sonu şiirinde şöyle bir söz geçiyordu. Bugün yollanıyorken yine diye devam eden bir şiirimiz vardı. Şu sözü söyleyeceğim. İtler bile gülecek kimsesizliğimize diyordu. Bu onun ne demek istediğini çok iyi açıklayacak bizlere günü geldiğinde. Yavuz Selim Eser'den bir mesajımız vardı yine. Onu okuyalım. Onunla programımızı bitirelim. Leyla diyeceğiz. Çilenin bir fon müziği, çok ufak fon müziği alabilir miyim? Çilenin
çilenin yalayıcı alevleriyle muhabbet kabından köpürterek taşırttığı o sene, çilemiz 10 seneyi aşan, 10 seneyi taşırtan, betonun soğuk çehresiyle örülü taş barajlardan, betonu da kuma döndürücü sellerin aşk taşışlarıyla taşan da ne? Zamana kement atıcı bir ölmezliğin, onu deli taylar gibi nalları göğü tekmeleyen bir küheylandan, 4 nalıyla tutmaya azmetmiş şimşeğe çevirici bir istikrar. İstikrar ne ölçüde neydi aranmalıdır? Günü gününe eş eden, günü gününde geçen bizden ziyandadır. Hadisi şerifini istikrarın keyfiyetine nispet ettiğinizde, mevcudu muhafaza ve onu sürdürüş gelen günü geçeninden aşırma değil de nedir? Günü geçeninden aşırma değil de nedir? Yavuz Selim Eser'e buradan da selamlarımızı söylüyorum ve programımızın sonuna geldik efendim. Bu haftanın da vadesini doldurduk dedik. Şimdi Leyla'ya alttan verelim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya inşallah Allah ömür nasip ederse görüşmek dileğiyle. Hafta içerisinde Bir Şiirdir Yaşamak 4 Eylül TV adresine Facebook üzerinden veya da 4 Eylül TV adresine mesajlarınızı, okumamızı istediğiniz mesajları gönderirseniz biz burada okuyacağız. Efendim, hayırla kalın, şiirle kalın, hoşça kalın. Ateşe su Leyla Leyla.
ateşe su, Leyla, Leyla, Leyla. Derdim koymuyor engel, ölürsem üstüme sen gel. Çeşmi yaşla yol Leyla, yol Leyla, 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 yol Leyla, 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 yu Leyla, 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 Leyla. Dört Eylül TV ekranlarında bir şiir birleşme programında sizlerleyiz. Söyle bunları hayatım ve bulca gözyaşı yeter. Ben Cihan İmparatoru, Cihan Sultanı Abdülhamit Han.